Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere devre elemanlarını tanıtıp devre şemalarının nasıl çizileceğini göstereceğim. Devre şemalarını artık sembollerle çizeceğiz arkadaşlar. Siz 5. sınıfa geçtiniz. 4. sınıfta devre elemanlarını tanımıştınız. Ama 5. sınıfta artık sembollerini de tanıyacaksınız. Çünkü bir elektrik cihazı aldığınızda devre elemanları tüm dillerde ve ülkelerde ortak olmalı ki hepimiz devre elemanlarını doğru tamir edip yerine koyabilelim. Arkadaşlar, pil, hepiniz tanıyorsunuz resmi bu şekilde. Sembolü arkadaşlar küçük çizgi ve büyük çizgi üzerine eksi artı şeklinde gösterilir. Lamba veya ampul eş anlamlı. Ampulü biliyorsunuz. Devrede bu şekilde arkadaşlar. Yuvarlak içine çarpı. Açık anahtar arkadaşlar bu şekilde. Devrede bakın. Kablo birbirine dokunmamış şeklinde. Kapalı anahtar ise bakın düz, kablo birbirine dokunmuş şeklinde. Bu çok önemli arkadaşlar, açık ve kapalı anahtar. Birazdan devre şeması çizdiğinizde göreceksiniz. Bağlantı kablosu da bu şekilde gösteriliyor arkadaşlar tüm dünyada. Bir basit elektrik devresi arkadaşlar. Pil, anahtar, bağlantı kablosu ve lambadan oluşur. Bir devrede lambanın ışık vermesi için devre elemanlarının birbirine bağlantı kabloları ile uygun bir şekilde bağlanması gerekir ve anahtarın kapalı olması gerekir arkadaşlar. Devre elemanlarının görevlerine bakalım. Pil devreye elektrik enerjisi sağlar. Lamba elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştürmek amacıyla kullanılan devre elemanıdır. Yani devrede ışık veren eleman. Bağlantı kablosu devrenin diğer elemanlarını birbirine bağlayarak kapalı devre oluşmasını sağlar ve elektrik akımının iletimini sağlar. Anahtar arkadaşlar elektrik enerjisinin akışını kontrol etmemizi sağlar. Devrede anahtar kapalı olduğunda devre açık olur, yani devre ışık verir. Anahtar açık olduğunda ise devre kapalı olur arkadaşlar ve devremiz ışık vermez. Duy. Lambanın yerleştirildiği kısımdır. Bir elektrik devresinde lambanın ışık vermesi için devre elemanlarının sağlam olması ve doğru bir şekilde bağlantı kurulması gerekir arkadaşlar. Doğru bağlantı kurmadığınızda devreniz ışık vermeyecektir. Devre elemanlarının sembolle gösterim şeklini tekrar edelim arkadaşlar. Tüm dünyada çünkü aynı sembollerle gösterilir. Pil, ampul, açık anahtar, kapalı anahtar ve bağlantı kablosu. Pil yatağı pillerin konulduğu kutucuktur arkadaşlar. Şu şekilde pilleri buraya yerleştireceğiz. Fakat yerleştirirken eksi ve artı kutbunu yerleştirmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Arkadaşlar eksi kutbunu, yani pilin düz tarafını şuradaki telli tarafa, artı kutbunu ise arkadaşlar şuradaki küçük telsiz yere yerleştiriyoruz. Devrede bulunmalarına rağmen pil yatağı ve duy sembolle gösterilmez arkadaşlar. Burası da önemli. Biz bir devre seması çizdiğimizde pil yatağını ve duyu sembolle göstermeyeceğiz. Elektrik devrelerinde devre elemanlarının sembollerini kullanarak devre çizimlerine devre şeması diyoruz arkadaşlar. Şurada şekille gösterilmiş. Bir de şemayla bakalım arkadaşlar. Pilimiz bakın eksi kutbu, artı kutbu. Şurada ucu çıkıntı olan yer artı kutbudur arkadaşlar. Unutmuyoruz. Bakın burada da artı kutbu büyük ve artı işareti. Eksi kutbu küçük çizgi ve eksi işaretiyle gösterilir. Ampulümüz ve açık anahtarımız. Bakın burada devre açık. Ampulümüz ışık vermiyor. Çünkü buradan elektrik geçmiyor. Bir devrede artı kutban çıkan elektrik akımının tekrar gelip eksi kutbuna ulaşması gerekir. Burada anahtarımız açık olduğu için akım eksi kutbuna ulaşmayacak ve devremiz ışık vermeyecektir arkadaşlar. Devre şeması çizimlerinde devre elemanlarının sembolik gösterimlerinin kullanılması devre elemanlarının herkes tarafından anlaşılmasını kolaylaştırır. Tüm dünya ve tamirciler tarafından anlaşılmasını sağlar arkadaşlar. Verilen devrelerin ikisi de birbirinin aynısıdır. İkisinin arasındaki tek fark ise gösterim şeklidir arkadaşlar. Devrenin birinde devre elemanların resimleri, diğerinde ise sembolleri kullanılmıştır. Hemen biz de o halde arkadaşlar şekilleri verelim, devrelerin sembolle gösterelim.
Birinci devremizde arkadaşlar bir pil, iki pil, üç pil, bir açık anahtar, iki ampul ve bağlantı kablosu. Hemen gösterelim arkadaşlar. Bakın pillere dikkat. Eksi kutbu, artı kutbu. Bakın eksi, artı. Bakın burada şu çıkıntılı yerler artı kutbudu. Zaten üzerinde artı yazar arkadaşlar. Eksi, artı. Çünkü bu pilin bağlantı şekli de önemli. Bakın eksi, artı, eksi, artı, eksi, artı şeklinde bağlıyoruz. Bunlar eksi, eksi veya artı, artı şeklinde yanlış bağlama olur. Bakın açık anahtar ve iki tane ampul. Devremiz ışık vermiyor. Çünkü anahtar açık. Çünkü devre tamamlanmamış. Akım oluşmamıştır arkadaşlar. İkinci devremize bakalım. İkinci şeklimize bakalım arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3 tane pil, 2 tane ampul, bir açık anahtar ve bağlantı kablosu. Hemen oluşturalım. Arkadaşlar açık anahtarımız, 2 tane ampulümüz, 3 tane pilimiz. Pilleri doğru bağlayalım. Yanlış bağlarsak akım oluşmaz. Devre ışık vermez. Bakın burada eksi, artı, eksi, artı, eksi, artı şeklinde. Yine arkadaşlar üçüncü şekle baktığımızda 2 pil, 3 ampul, 1 açık anahtar. Arkadaşlar 1 pil, 2 pil, 3 tane ampul ve 1 açık anahtardan oluşmuş. Dördüncü ve son şeklimize bakalım, devremize bakalım. 1 pil, 2 pil, 3 pil. Pillerin kutuplarına dikkat. Eksi, artı, eksi, artı, eksi, artı şeklinde. Açık anahtar. Biz de devreye açık anahtar çizeceğiz. 3 tane de ampul. Hemen çizelim arkadaşlar. Bakın açık anahtarımız, eksi, artı, eksi, artı, eksi, artı pillerimiz ve 3 tane de ampulümüz, devremizi çizmiş olduk arkadaşlar. Devre elemanlarının çalıştırılması. Arkadaşlar bir elektrik devresi kurduk. Devrede lamba ışık vermeyebilir. Elektrik devreleri kurulurken bağlantı kabloları devre elemanlarının uçlarına doğru bağlanıp bağlanmadığı kontrol edilmelidir. Eğer kurulan devredeki lamba ışık vermiyorsa bu durumun mutlaka bir nedeni vardır arkadaşlar. Bir devre kurdunuz arkadaşlar. Eğer devremiz ışık vermiyorsa nedeni şu 5 şeydir. Birincisine bakalım. Kurduğunuz devrede birden fazla pil varsa pilleri yanlış bağlamış olabilirsiniz. Piller bağlanırken artı uçtan eksi ucun gelmesi gerekir. Yani şurada artı artı olmaz arkadaşlar. Bir artı bir eksi şeklinde olacak. Bu doğru bağlanış. Sizler de arkadaşlar bir elektronik cihaz aldığınızda pilleri yanlış taktıysanız elektrikli cihazınız veya elektrikli oyuncağınız ne yapacaktır? Çalışmayacaktır. Burada bakın pillerin takılış şekli, bağlanış şekli çok önemlidir. İkinci nedeni de arkadaşlar lamba duya tam yerleşmemiş ya da patlamış olabilir. Arkadaşlar duyu böyle güzelce kıvırıp duya yerleştirmemiz gerekiyor. Yoksa devremiz ışık vermez veya ampulümüz patlak olabilir. Üçüncü nedeni anahtar açık olabilir arkadaşlar. Lambanın ışık vermesi için anahtarın kapalı olması gerekir. Dördüncü nedenimiz pilimiz bitmiş olabilir arkadaşlar. Beşinci nedenimiz bağlantı kablosunun içerisindeki tellerde kopukluk olabilir. Yine telimiz kopuksa devremiz ışık vermeyecektir. Arkadaşlar bir patlamış lamba göstermek istiyorum. Şurada arkadaşlar şu tel burada patlamışsa, yani şu tel aradaki tel kopmuşsa arkadaşlar lambaya patlak diyoruz. Bu tel koptuğunda elektrik akımı böyle geçemeyecek ve devreyi tamamlayamayacağı için ampul ışık vermeyecektir. Patlamış bir lamba, bozulmuş bir lamba şekli görüyorsunuz arkadaşlar. Bursluluk ve değerlendirme sorularıyla devam edelim. 2018 bursluluk sorusu. Bir öğrenci kurmuş olduğu elektrik devresi şekildeki gibidir. Arkadaşlar şu şekilde bir devre kurmuş. Bu öğrencinin kurduğu elektrik devresinin şematik gösterimi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar 2 pil, bağlantı kablosu bir ampulden oluşacak. A şıkkına baktığımızda arkadaşlar eksi, artı, eksi, artı, bağlantı kablosu bir ampul. Evet, doğru bir şekilde bağlanmış. Cevabımız A şıkkı. Diğer şıklara da bakalım arkadaşlar. Neden yanlış olduğunu göstereyim. Bakın devremizde anahtar olmadığı halde burada bir anahtar var. Demek ki bu olmaz. Bakın arkadaşlar bir tane pil var ama bizim burada iki tane pilimiz olması lazım. Bu da olmaz. Bakın iki tane pil var, anahtar var. D şıkkı da olmaz. Cevabımız A şıkkı. 2019 bursluluk sorusuyla devam edelim arkadaşlar. Aşağıda numaraları seçilen devre elemanları ile kurulan elektrik devresinin hangisinde ampul ışık verir diyor.
Şekilde numara alınmış bazı elektrik devre elemanları gösterilmiş arkadaşlar. Bakıyoruz, ampul, bağlantı kablosu, pil ve anahtar var. A şıkkına bakalım. 1 ve 2 arkadaşlar, 1 ve 2 ampul ve bağlantı kablosu pil olmadığı için, elektrik enerjisi veren olmadığı için 1 yanmaz. 2'ye bakalım, 3 ve 4. 3, 4 anahtar ve pil ampul olmadığı için devre ışık vermez. 1, 2, 3 ampul, bağlantı kablosu, pil. Evet arkadaşlar, bu devremiz ışık verir. Çünkü anahtara gerek yok. Arkadaşlar, bir elektrik devresinde illa anahtar olmasına gerek yok. Yine devremiz ışık verir. D'ye bakalım. 1, 2, 4. 1, 2, 4. Burada pil olmadığı için devremiz ışık vermez. Cevabımız C şıkkı olacak. Yine 2019 sorusuyla devam edelim. Bir öğrencinin çizmiş olduğu şemaya ait elektrik devresi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar hemen bakalım. Şekildeki bir öğrencinin çizmiş olduğu elektrik devresi şeması şu şekilde. Bir tane pilimiz, bir tane kapalı anahtarımız, iki tane ampulümüz olacak. A şıkkına bakalım. İki pil olmaz. B şıkkına bakalım arkadaşlar. Bir anahtar, iki ampul fakat pil yok. Olmaz. Bakıyoruz. Bir pil, bir ampul. Anahtar olmadığı için olmaz. D şıkkına bakıyoruz. Bir pil, iki ampul, bir anahtar. Cevabımız ne olacak? D şıkkı. Arkadaşlar yukarıdaki elektrik devrelerindeki lambaların ışık verip vermeyeceğini üstteki kutulara belirtelim. Arkadaşlar bakıyoruz. Burada iletken kablo kopuk olduğu için devre ışık vermez birinci şekilde. Bakıyoruz. Pil yanlış bağlandığı için devre ışık vermez. Burada neye bağlanması? 1 artı 1 eksi kutbuna bağlanmalıydı. Yine ışık vermez. Burada arkadaşlar bir yanlışlık yok. Devremiz ışık verir. Baktığımızda arkadaşlar piller ters bağlandığı için devremiz ışık vermeyecek. Bakın artı artı bağlanmış. Bu nedenle devremiz ışık vermez. Bursluluk sorusunu çözelim. Arkadaşlar şekildeki elektrik devresinde 1 ve 2 nolu boşluklara hangi seçenekler seçenektekiler bağlandığında ampul ışık vermez diyor. A'ya bakalım arkadaşlar. Kapalı anahtar pil verir. B'ye bakalım. Pil ampul verir. C'ye bakalım. Pil açık anahtar. Açık anahtar olduğu için arkadaşlar devremiz ışık vermez. Cevabımız C şıkkı. Bakıyoruz, iki tane pil bağlarsak ampulümüz daha parlak yanacaktır. Devremiz ışık verecektir. Cevabımız C şıkkı. Aşağıda verilen devrelerdeki ampullerin ışık verip vermeyeceğini, ışık vermiyorsa nedeniyle açıklayalım. Birinci devremiz arkadaşlar bakıyoruz, bağlantı kablosu kopuk, ışık vermez. İkinci devremize bakıyoruz arkadaşlar. Burada anahtar açık olduğu için devremiz ışık vermez. Bakın anahtar açık olduğu zaman elektrik akımı devreyi tamamlayamayacak. Yani eksi kutba ulaşamayacak. Ve ampul ışık vermeyecektir. Burada anahtar kapalı olması lazım. Bu devremizde ışık vermez. Üçüncü devremize bakalım arkadaşlar. Bu devremizde de piller ters bağlanmış. Eksi eksi şeklinde bağlanmış. Artı eksi artı eksi olacaktı. Veya eksi artı eksi artı şeklinde. Bu devremizde ışık vermez. Piller ters bağlanmış. Bu devremize bakalım arkadaşlar. Bu devremizde herhangi bir problem yok. Piller doğru bağlanmış, anahtar kapalı, bağlantı kablosu kopuk değil. O halde bu devremiz ışık verir. 2014 boşluk sorusuyla devam edelim. Buna göre hangi elektrik devresindeki ampuller ışık verebilir diyor. KLM elektrik devre şemaları görülmekte. K'ya bakıyoruz arkadaşlar. Pil, bağlantı kablosu, ampul doğru bağlanmış. K ışık verir. L'ye bakıyoruz. Pil olmadığı için ışık vermez. M'ye bakıyoruz arkadaşlar. Piller doğru bağlanmış. Eksi artı eksi artı, anahtarımız kapalı, kablomuz doğru, iletken telimizde kopukluk yok. O halde hangileri ışık verir? K ve M. Hangi şıkta var arkadaşlar? D şıkkında. Aşağıdaki devre ile ilgili verilen cümlelerdeki boşlukları dolduralım. Arkadaşlar devremize bakalım. Devredeki lamba sayısı 1, 2, 3. Devredeki anahtar sayısı 1 tane arkadaşlar. Ve hangi konumda? Açık konumda. Devredeki lambalar ışık vermez çünkü anahtar açık arkadaşlar. Kapalı olması gerekiyor. 4. Devrede nokta nokta tane pil vardır. Bakıyoruz 1, 2, 3 tane pilimiz var. Devrede nokta nokta tane anahtar vardır. Devremizde bir tane anahtarımız var. 2013 bursluk sorusuyla devam edelim. Hangi sembollerinin yerinin değişimi hatayı giderir?
Tuna Elektrik Devresi'nde kullanılan devre elemanlarının sembolik gösterimiyle ilgili bir tablo hazırlamış. Fakat Tuna'nın hazırladığı tabloda bir hata yapmıştır. Bakalım arkadaşlar. Pil, burada anahtar gösterilmiş. Pilin gösterimi yanlış. Ampul doğru. Bakıyoruz anahtarda da pil göstermiş. Hangilerin yeri değişmeli? Pil ve anahtarın. Hangi şıkta var bu? C şıkkında var. Cevabımız C şıkkı. 2014 burslu sorusuyla devam edelim. Ayşe anahtar, pil, ampul, bağlantı kablolarıyla şekildeki elektrik devresini kurdu. Anahtar, pil ve ampulü sırasıyla 1, 2, 3 ile numaralandırıldı. Buna göre Ayşe'nin kurduğu elektrik devresinde numaralandırılmış devre elemanları aşağıdakilerden hangisinde doğru sembolle gösterilmiştir? Bakalım arkadaşlar. Anahtarımız, ampulümüz ve pilimiz. Bakıyoruz. Bir de anahtar koymuş fakat pil göstermiş. A şıkkımız olmaz. Bakın burada bir anahtar olmasıyken pil olmuş. Olmaz. B'ye bakalım. Anahtar, anahtar. İki pil, pil. Ampul, ampul. Evet, cevabımız ne olacak? B şıkkı. B şıkkımız doğru. C'ye, D'ye de bakalım. Arkadaşlar anahtar. 2 numara pil olması gereken burada ampul olmaz. Bakıyoruz 1 anahtar olması gereken burada ampul olmaz. Cevabımız B şıkkı. Soruyla devam edelim arkadaşlar. Elektrik devresinde sembollerle gösterilmesinin amacı yukarıdakilerden hangileri olabilir diyor. Zamandan tasarruf sağlamak. Evet arkadaşlar biz ampulü, pili şeklini çizeceğimizi hemen sembollerle gösterirsek daha kolay yaparız. Doğru. Ortak bir bilimsel dil oluşturmak. Doğru. Elektrikle uğraşan insanların işlerini kolaylaştırmak doğru. Hangileri? Hepsi arkadaşlar. D şıkkı. Yukarıdaki devre elemanlarından hangilerinin görevleri yanlış verilmiştir diyor. Pil devre için gerekli enerji üretir. Doğru. Lamba enerjiyi ışığa dönüştürerek aydınlatma sağlar. Doğru. Bağlantı kablosu devreyi açıp kapatır diyor. Yanlış arkadaşlar. İletim sağlar. Anahtar enerjinin bir noktadan başka bir noktaya taşınmasını sağlar. Tam tersi arkadaşlar. Bu bağlantı kablosunun yer değiştirmiş. Hangisi yanlış verilmiştir diyor arkadaşlar. Anahtar ve bağlantı kablosu yanlış verilmiştir. Bakıyoruz hangi şıkta var? D şıkkında. Yukarıdaki verilen devre elemanlardan hangilerinin sembolü yoktur? Arkadaşlar duy ve pil yatağının sembolü yoktu. Bağlantı kablosunun sembolü vardı. O halde 1 ve 2 olacak. Cevabımız B şıkkı. Mıstık Fenci YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.